görmediğim bir kız arkadaşım vardı. Ya yani ben de kızıyordu. O gece bana gelmiş. Nasıl olduysa gelmiş. Ben bu parçayı koydum. Nasıl böyle? Şöyle. Bayağı. Girdi parça. Üzerimize, kendi üzerimize şartok sıktıktan sonra içeri girdim. B100'ün son parçasını koydum. Girdi Manfred. Derin bir sessizlik oldu. Sanki sivrisinekler bile sakinleşti. Ya da biz hissetmedik. Yükseldi müzik. Havayı büktü, öyle tahmin ediyorum. Yani zamanı çevirdi. Evet, yani King Crimson kadar yoğunlaştırması bile büktü. Böyle etrafımızda dolandı, sardı gibi. Sanki bir şeyler iletmeye başladı yani hava. Daha iyi, daha yoğunlaştı o zaman. Ha, yani işte. Viskoz bayağı. Sonra ayağı fırladı kızı. Yani kadın değil, genç kız. Çık. Çık. Bu ne dedi? Pink Floyd'dan başka şeyler de varmış. Ne diyorsun? O yıllar öyleydi. Ha evet, tamam. Bir de biz dinletmezdik. Herkes dinletmezdi. Yani çok zor dinletirdik. Çok zor dinletirdik. Hak etmediği süreci. Yani o yıllarda bizim kadınlara dinlettiğimiz 3-5 grup vardı. İşte Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple falan. Deep Purple, şey bir de Led Zeppelin'i saydım. Neydi o? İskoç var bir tane. Topal flütçü gibi. Yetota? Ha. Topal da. Tamam. Kadınları onları dinletirdik. İyi. Doğrusu bu. Ağırlıkla onları dinletirdik. Benim ilk defa bu şeyin dışına çıktığım parçadır. Yani bir kadına yani müzik dinletme. Geçe bağladım. Parçadır bu anlamda. Gözlerinden öpüyorum çok bana bu şeyleri de yaşatmışım. Çok mersin. Estağfurullah efendim, mersin. Hayırlısın. Hoşçakalın saygıdeğer dinleyenler. Güzel bir gece diliyorum size. Gülebilmez gülüm,
Dümenemek sözümde gitme bir an gözümden canan. Senden ilham alar benim gönlüm. Ben senden inan gözelim, ayırmaz ölüm, ayırmaz ölüm. Gülebilmez gülüm bahar sensiz. Yüreğim ot tutup yanar sensiz. Kent dinleyenleri 101 FM burası kent ve az önce dediğim gibi Kalbenler Kulübü dinliyorsunuz. 0212-249-5076 numaralı telefondan bize ulaşmanız mümkün. Tekrar ediyorum, 0212-249-5076 bu gece herhangi bir şey için bizi aramak isterseniz. Sanıyorum bizi arayan birkaç değerli dinleyenimiz var. Çok güzel, hakikaten nefis parçalar istemişler evet, bizlerden. Evet. Onları da yerine getirmeye çalışacağız. Tabii bizim nasibimiz var. İstek, istek olsun. Şey olsun. En sevdiğimiz şey çünkü bizim bugün talep, arzu. Bunlar. Talip talep değil de arzu. Arzu. Emel. Gaye. Türkçe öğretmenimizin ismi Gaye. Gaye güzel isim. Ben severim. Ben Esra seviyorum. Esra. Esra. Esra bende hiç yok. Ondan sonra... O kadar be. Var 3-5 bir şey daha var sevdiğim öyle ama. Güzel bir şarkı vardı öyle. Sümbülü mümbülü. Sümbül. Ha. Sümbül olsun, Nergis olsun. Çiçek isimleri. Arka arkaya. Güzel bir türküydü onu. Şey yapıyorum. Bazen böyle kulağıma geliyorum. İyi miyim acaba ben? Değilsin. Nasıl söyleyeyim? Yani bu iyi halin değil. En azından. Yaz gelemedi bir türlü ya. Bu doğru değil mi? Yani bir şey var. Bir, yani aslında geldi de. Bir yanlışlık var. Ben... Temmuz'da falan bir Londra'ya gitmek istiyorum. Orada da yağmur çamur olacak zaten. Yani hafif bir kemiklerim ısınsın şeyindeyim tamamen. Görelim yani neymiş. Sonra Ağustos'ta şey mavi tur. Hı. Yeter be zaten. Eray falan da gelecek mi? Eray top.
kusura bakmasın. Belki de iyi insandır. Şimdi ben tabii tanımıyorum ama. Hiç kusura bakmasın. Deniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Seni dinliyoruz. Ben İzmir'den arıyorum Deniz. Nereden? İzmir'den. İzmir'de misin şu anda? Evet. Daha önce şey yapmıştım. Tek testi yapmıştım. Öyle mi? Nasıl? Deniz, İzmir nasıl? Altay kazandı bugün. Göz ne oldu ya bu arada? Göz de kazandı. Göz yıkardı değil mi? Göz zaten çıktı yani. Göz. Altay da kazandı bugün. Herhalde bayram havası yaşanıyor bir şekilde. Vallahi beni fazla ilgilendirmiyor ya. Futbolla ilgilenmiyor musun Deniz? Ya eskiden ilgilendim de spordaktan. Eşkiden mi dedin? Çok güzel. Azeri kanalı var televizyonda artık. Geçen gün Aliyev'in konuşmasını dinledim 1,5 saat. Kim? Haydar Aliyev. Ha. Azerbaycan kanalı. Çok güzel filmler falan var. Şarkıcılar var. Şarkıcı. Dekorlar var. Yani şarkıcılardan çok dekorlar falan çok şey, hoş, çok güzel. Makyajı biraz abartılı yapıyor Azeriler diye düşünüyorum. Azeri ses sanatçılığı diye düşünüyorum. Futbol şeylerini takip ediyorum, özetlerini. Azerbaycan Ligi. Kaleye kapı diyorlar. Hadi canım. Kaleci eline kapçı. Kapçı. Tuttu. Kapçı topu özünde sakladı. Mesela ayağa oynamak şey... dur bakayım. Saklamadan oynadı. Ne diyorsun ya? Bu şeylerde de deniz... Özünde saklamadan. Denizli şeyinde de ağzında da varmış bir şey. Topu işte kaleye göndertti. Göndertti. Ege şeysi var. Aydın. Nöryon şeysi var. Askerde vardı bir tane. Topa sakınmadan kodu. Bu argosu. Öyle Haydar Aliyev'in konuşması daha şeydi. Evet, kibar herhalde. Daha ağırdı. 1,5 saat kadar takip ettim. 1 dakika saygı duruşu yapıldı. Şimdi bir memleketi kurmak kolay değil. Bir sürü şeyin saygı duyacağım sana falan. Gerekiyor. Milletleşme süreci diye bir kavram var. Peki Deniz, İzmir nasıl? Deniz, ne içiyorsun? Nescafe. İzmir nasıl Deniz? İzmir sıcak, berbat. Her zaman gibi sıcak falan. Kordon güzel olmuş ama. Yani. Eskiden daha iyiydi ya. Vallahi ben son halini pek beğendim. Gerçi çok fazla Tarık tipi gitar sanatçısı var İzmir'de. Tarık kim be? Ya sen hiçbir şeyden haberin yok be. Orada ne oluyor falan takip etmiyor musun sen? Orada ne? Nerede yaşıyorsun sen ya? Allah. İstanbul, işte buralarda. Yaşayıp gidiyoruz. Geçen gün Öykü denize düştü be. Kim? Öykü. Öykü kim be? Duymadıklarınız, görmediklerinizi şey yapan yavru. Ha yavru, o zaman Öykü. Bir anda bir şey oldu, denize reklam girdi. Çok güzeldi. Güzel. Ya Öykü çok güzeldi, o gün de çok güzeldi. Küçük ama biraz, o minyon. Ben sana söyleyeyim. Ya sen seversin. Ya kendisine de söyledim aslında. Yani bu tür şeyler giyme Öykü dedim. Çok şey oluyor dedim. Sen bugün Türkiye'ye mal olmuş bir insansın ya. Hayır, şey yapma. Daha serbest giyin dedim. Daha şey yap dedim yani. Daha şey olsun dedim. Evet. Peki Deniz, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sağ ol, görüşmek üzere. İzmir'den bizi dinliyorlar mı yoksa? Daha şeyde, Dişlük'te yayındayız. Hadi. İzmir'de de. İnternette. Dünyanın her yerinde yayındayız ya. Vay be. Bugün. Ne konuştuğuma çok dikkat edeyim. Bir şey yap, sürekli Azerbaycan falan diyorsun, bilmiyorum. Azerbaycanlı. Azerbaycan'ın
Kardeş. Kardeşlerimiz de kardeşlerimiz. Bugün derken. Bir şey içer misin? İçeyim. Çok konuşuyorsun o yüzden. İçeyim. Ama çok da içiyorsun. Yok be işte bu şey be. Akşamdan akşama bir şey yapıyoruz. Bir şey anlatacaktım. O da yaz aylarında herhalde bu sıcaktan ağırlıkla sıcaktan şey oluyor. Biraz daha böyle gevşek yani her şeyi biraz daha az ciddiye alır. Bir hal oluyor insanda. Ha, bende oluyor. Umarsız. Tabii biraz da umarsız ama tam umarsız da o böyle, böyle gelişine oynamak gibi. Duruyor mu var? Tabii her zaman. İyi o zaman. Son sorun yok. Yani gelişine oynanabilir o zaman. Evet. Şey, kışınsa biraz daha böyle her şey daha gergin, daha sanki stresli. Bir şey anlatmayacağım bunun sonunda yani şey yapma. Aşağı yukarı anladım senin dediğini. Aslında önemli olan aşk. Yani şüphesi öğretmek. Niye şüphesi öğretmek? Niye şey yapıyorsun? Niye? Aşk için. Kim ne derse sizin aşk için ya? Aşklara yalan gelir. Yani be ama yani şimdi taraftanlar. Bak. Çok yalnızım ha. Ölüyorum. Değişmez sorumuz nedir ki sonumuz? Toprak değil mi erkeni geçir? Aldırma sen doldur be meyhaneci. Koy 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 doldur. Efkarlandım yine bu gece. Koy 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 dostlar bitmeden gizlice. Ülkeler gördüm, çok diyarlar gezdim, öğrendim alemin sırrı nedir. Dünyanın merkezi bu meyhanedir. Koy, 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 koy. Doldur bak efkarlandım yine bu gece. Allah be. Koy, 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 koy. Koy, 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 koy. Dostlar gitmeden gizlice. Ölürsün dediler, dün içirmediler. Sanki sarhoş oldum bilmem neden. Çıkmam tövbe bir daha meyhaneden. Koy 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 koy. Doldur bak efkarlandım yine bu gece. Koy 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 koy. Koy 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 dostlar gitmeden gizlice. Lay doldur kardeşim doldur ya. Meyhaneci koy içki koy ya. Hadi şerefine. Sağ ol baby sağ ol ya. Terk edecekler lan olsa biliyorum dün güzeller. Sağ ol.
Evet, saygıdeğer dinleyenler, Kayvanlar Kulübü canlı yayındayız. Senin bu yaz bir şey planın var. Tur. Hı hı. Geçen hafta da bu konuda konuştuk. Birkaç tane var aslında. Abi bana biraz şey geliyor Kaan, yani özellikle de bu şey tamam, mesela işte Olimpos, Hatay bölümü işin çok, mesela ben gelemezsem yani kıskançlıkla karşılayacağım. Ama daha sonrası işte Antep'ten Van'a olan kısmı mesela beni şey yapıyor, ürkütüyor. Çünkü ben gerçi bir kez gördüm Antep, Adıyaman ve Maraş'ı, yani bir kez şöyle bir dolaştım. Mesela Antep'te hayatımda ilk kez el ele yürüyen erkekler gördüm. O Maraş'tır büyük ihtimalle. Yok, ben Antep'te gördüm. Ve tabii. Antep bu saydığım üç... Onlar Maraşlıdır ama. Yani Antep'e gelmiş Maraşlıdır. Ha, olabilir. Bu Antep, bu arada saydığım üç şehrin arasında en şey, ciddi şehir olan yani. Hı. Bir şey olmuş Antep. Antep'te bir şey olmuş. Antep çok değişikti ama. Yani eskiye göre. Ben, ya ben bir şey söyleyeyim, 10 yıl önce. İşte ben 1940'lı yıllarda bulundum. O zaman değişmiştir. Antep'te. Küçük bir şehirdi. Yani işte kilise giderdik. İşte radyo alırdık. Nüfus o zaman 200 falan Antep. 200-300. Kilis daha büyüktü Antep'te. İşte kaçak sigara olsun. Çatal bıçak takımı mesela, çantalı. O zaman olsun. Fotoğraf makinesi falan. Fotoğraf makinesi olsun. Polaroid var mı 40'lı yıllarda Kaan? 40'lı yıllarda Polaroid büyük ihtimalle yok. Ne var bunun yerine? Vesikalık var işte. Yani fotoğraf 1800'lerin sonlarında bulunmuş aslında ilk defa. Bir adam Paris'te bir çatıda çekmiş ilk fotoğrafı, sokağa çekmiş. Fotoğraf tabi film de yok, direkt kağıda çekiliyor. Onu da şeyle yapmış, yumurta akıyla yapmış. Yumurta akı nelere kadir ya? Hakikaten ya. Yani yumurta akından yapılmayacak şey yok gibi geliyor insana. Şimdi düşün, gofret yumurta akı. Mayonez bile oluyor be yumurta. Mayonez dediğin yumurta akı. Bugün albümünlü baskı dediğimiz bizim o eski tadı veren fotoğraf şeyleri yumurta akı bugün. Nereden bakarız? Çaklık muzu dediğin yumurta akı, kakao be. Vay be, yumurtaya bak be. Yani. Ki yumurta bugün şeydir yani, döllenmemiş şeydir. Atık. Atık be. Atık yani. Atık. Ki yenir yani. Ben menemen severim. Menemen tabii önemli. Ve hassas bir menemen. Menemen. Menemen var, menemen var. Geçenlerde menemen yapıyor arkadaş. Bu ne dedim ya? Ne yapıyorsun sen? Ki menemen herkes yapamıyor kanka. Menemen yapıyorum. Dedim bu dedim. Bu dedim. Domatesli yumurta olmuş. Bu ne dedim ya? Ne yoktu içinde? Her şey vardı aslında içinde ama boyutlar ve oranlar. Tavaya atılma sırası ve oranlar konusunda. Peki sence bir yemekte kaç önemli öğe var? Yani bu boyutlar, tavaya atılma sırası ve oranlar dışında? İşte bir de zeytinyağı var işte. Yani. Önemli öğe var. Dolayısıyla zaten onu bir yemekten sayılır. Gerisi. Yani yemek dediğim zaten bu üç sıralama halde şeydir. Usta, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sus, sesiniz çok az geliyor bize. Zeytinyağlardan bahsettiğinizde fena değil bugün. Biraz daha iyi. Biraz daha iyi sanki. Zeytinyağlardan bahsettiğinize göre biraz daha iyisiniz herhalde. Şükürün. Siz nasılsınız esas falanmış? Daha iyi geliyor sesiniz en azından. Biliyorsunuz bir kibrit bitmek üzereyken çok alev çıkarır. Ha. Yakmadan hemen önce.
bırakın bana. Biraz alev çıkarabilir miyim? Lütfen. No gratitude or love. Your loyalty.